Merhaba, Uğurlu Evim YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Balkonuma da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bir balkon sohbetiyle karşınızdayım. Çok fazla aloe vera hakkında konuştunuz ama hiç kaktüslerinizi göstermediniz, kaktüs sohbeti yapmadınız diyenler oldu. Instagram'da da sık sık ben aslında kaktüslerimi, aloe veralarımı, evde beslediğim bütün bitkileri göstermeye çalışıyorum storylerle. Instagram'da beni takip etmek isterseniz eğer Uğurlu alt tire evim. Uğurlu evim. Yalnız ortada alt tiresi var. Yine alt yazı olarak da geçerim Instagram adresimi. Oradan beni takip edebilirsiniz. Storylerle sık sık böyle şey yapıyorum. Yani balkonumu, işte bitkilerimi, yaptığım diğer işleri sık sık storylerle paylaşmaya çalışıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bugün de hazır balkonumu şöyle birazcık tozunu da almışken kaktüslerimi göstereyim size dedim. Aklıma onlar geldi. Şey yapacağım. Balkonda plakçalarım da var aslında benim. Tam plakçalar değil de hem yeni nesil, yani yeni nesil derken plaktan sonra kasetler vardı biliyorsunuz. Hem kaset çalar, hem plak çalar, hem de radyo kısmı var. Öyle bir şey böyle balkonun köşesinde duruyor şu tarafında. Oraya da bir plak koymak istiyorum aynı zamanda. Yalnız şöyle bir durum var. Bilindik müziklerden koyduğum zaman şeye giriyor, telif hakkına giriyor. Ya telif ödemek zorunda, telif cezası ödemek zorunda kalıyoruz. Ya da işte YouTube orayı siliyor o kısmı. Bundan kaynaklı en bilinmedik şeylerden çekmek istiyorum. Plaklardan birini bulup belki, ben bilinmedik diyorum ama bilmiyorum, tekrar telif hakkı yer miyim yemez miyim. Hem böyle plağımı da göstermek istiyorum size. Hem de onun böyle müziği eşliğinde sohbetimize devam etmek istiyorum. Ah, Ramazan günü olmasaydı mübarek gün, kahvemizi çayımızı da alırdık yanımıza. Daha güzel, böyle daha iyi bir sohbet olurdu ama bu seferki sohbet artık böyle gidiyor. Şu mübarek günlerin sonrasında inşallah öyle sohbet yaptığımız da olur. Ben şimdi hem size oraya göstereyim hem de oradan ben bir plak seçmeye çalışayım. Ne kadar artık bilinmedik diye kafamca seçeceğim ama umarım ceza yiyeceğim bir müzik olmaz. Hala yoğun güneş altında balkonum. Perdelerimi, kalın perdelerimi kapatmaya çalışıyorum ama aralardan yine güneş alıyor. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bunlar benim plaklarım. Şöyle yandan göstereyim. Bunları her zaman burada bekletmiyorum. Çünkü güneşten, yoğun güneşten etkileniyorlar. Hatta etkilenmiş halini de göstereyim size şurada. Bakın böyle eriyip çiçek gibi oluyorlar. Ve tekrar plakçalarda bunu çalamıyorum. Ve en sevdiklerimden bir tanesiydi bu. Neşe Karaböcek'in plağıydı. Bunu direkt güneşte böyle bıraktık ilk zamanlar, bilemedik eve ilk taşındığımız dönemlerde. Onun sonrasında kesinlikle burada bekletmiyorum. Şimdi size de göstereceğim diye burada böyle aldım. Dediğim gibi şöyle kaset çalarımız da var. Hani hem kaset çalar hem radyosu var hem de şurada işte üstte plakçaları var. Ben şimdi burayı şöyle boşaltacağım inşallah. Şunları da alalım buradan. Şöyle kızımın bana topladığı kuru yaprakları da alıyorum kenara. Oraya biraz dökülmüşler ama artık yapacak bir şey yok. Bunu da alıyorum. Tripoddan, o güneşten kaynaklı maalesef gölgede kalıyor. Böyle üst tarafı plakçalar, kasetçalar, hani plaktan kasete geçiş. Radyosu da var burada. Balkonumuzda biz çok zaman geçiriyoruz. Hani plakçaları yoğun bir şekilde çaldığımız, çalmadığımız oluyor ama radyomuzu sürekli burada açık tutuyoruz. Kaset de toplamaya çalışıyoruz diğer taraftan. Çok fazla kasetimiz yok bu arada. Şöyle söyleyeyim, bu kadar şeyi elden geçirdim. Hiç bilmediğim bir ismi bulmaya çalıştım. Şeyin çok var, Ahmet Özhan'ın, Neşe Karaböcek'in, böyle bilindik isimlerin bayağı plakları var. Ve bilinmedik bir şey bulmaya çalıştım. Ne kadar bilinmediktir bilmiyorum ama şöyle şunları bırakayım. Şunu çok seviyordum ya, Neşe Karaböcek'in artık sevmeyeceğim Ağlama Değmez Hayat. İşte maalesef en sevdiğim plak bu hale geldi. Az önce de söylediğim gibi şunu buldum. Valla sizin için, sizlerin, beni izleyenlerin içinde hani bilen var mıdır bilmem ama ben hiç duymadım. Aşık Mecnuni Güllü'nün mektubuyla diğer tarafında Murad'ın türküsü varmış. Şöyle bunu koyacağım. Umarım teliflik bir şarkı, teliflik bir müzik değildir. Beraber bunu koyalım şimdi. Ben kurmaya çalışıyorum. Umarım daha iyi görünecektir. Bu plakçalarım da şeyin üstünde. Eskinin fiskos masaları vardı. Özellikle de zaten bu eski ürünler olduğu için burada eskiyi kullanıyorum. Fiskos masası var. Şöyle. Neyi dinleyelim önce? Güllü'nün mektubu. Murad'ın türküsü. Güllü'nün mektubuna bakalım nasıl bir şeymiş. Plağımı taktım. Şöyle iğnesini.
indiriyorum. Buradan da 45'lik plağa geçiriyorum. Şuradan da plak kısmını seçiyorum. Deli elli bana bir mektup verdi vay ay. Bu acı haberler bandımı derdim. Bayağı dertli bir mektup hikayesi diye düşünüyorum başından anladığım kadarıyla. İşte böyle. Bir yolu da bana dış günü çok uzak geldi vay ay. Biraz daha ilerlettim. Yok, hep böyle ağıtlarla falan gidiyor. Onu ben kapatacağım. Birazcık daha şenlikli bir şey bulabilirsem onu koyacağım. Çok ağıtlı gidiyor çünkü. Bakalım. Buradan şansımı deneyeceğim. Aa, şöyle bir başkasını koydum ama umarım telif yiyeceğim bir müzik olmaz. Öyle. Yoksa çok güzel şarkılar var aslında ama maalesef ki izinsiz telifsiz olduğu için şey yapamıyoruz. Kullanamıyoruz. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Kaktüslerimi görmek istemiştiniz. Kaktüslerimde de zaten birçoğuna bahar bakımını yaptım. Kaktüslerim de yine aloe veralar gibi. Birazcık daha kısayım isterseniz çünkü bağırıyorum sanki. Kaktüslerin de bakım dönemleri yine bu bahar dönemine denk geliyor. Ve Nisan ayı çok iyi, ideal bir dönem kaktüsler için de. Yine Mayıs ayı da çok ideal bir dönem. Mart ayının erken olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Kaktüslerin çoğalması da biraz cinslerine bağlı. Mesela şurada büyük bir kaktüsüm var. Bakın. Bu mesela yıllardır böyle tekdir. Bayağı zamanlı kaktüsü bu. Çok küçüktü şöyle bu kaktüs bana geldiğinde. Şu an mesela dibinde iki tane yavrusu var. Böyle dönemden kastım da böyle birkaç senede bir, bazen senede bir alttan şöyle küçük dönem işte bir ya da iki tane yavru veriyor. Yani bundan yavru almak birazcık daha zor benim için. Bu şekilde içinden aldığım yavruyu da küçük saksılarıma dikiyorum, o kaktüs saksılarına dikiyorum. Bu şekilde mesela devam ettiriyorum. Kesinlikle kaktüslerin bakımı çok çok kolay arkadaşlar. Kesinlikle aloe vera'larda da anlattığım gibi bol su vermeyeceksiniz, çok ilgilenmeyeceksiniz. Kaktüsler de aloe vera'lar gibi bol suyu sevmez. Diplerin, köklerin çok ıslak kalmasını sevmez. Zaten su tutan bir bitki. Yani siz uzun bir süre kaktüsü su vermeseniz bile o deposundaki sudan bunu harcıyor. Eğer kaktüse çok su veriyorsanız onu çürütüyorsunuz. Onu ölüme mahkum ediyorsunuz. Yaklaşık bir ay, iki ay hiç su vermediğim dönemler oluyor. Evde bulunmadığım dönemler oluyor mesela. O dönemde bile döndüğümde kararma ya da herhangi bir deforme hiç görmüyorum bunlarda. Ama neredeki fazla su verirseniz orada çürütürsünüz. Bu kaktüsüm de çok güzel bir kaktüs. Çok uzun süredir benimle beraber olan bir kaktüs. Şöyle onu bırakayım. Şimdi ben mesela bundan daha az yavru alırken bu da çıt kırıldım diyorum. Ben hepsine biliyor musunuz kendimce isim veriyorum. Buna çıt kırıldım diyorum. Niye çıt kırıldım diyorum. Şurada hemen koparmıştım yavrusunu da göstereceğim. Buna dokunduğumdan kırılıyor zaten. Hiç kökü yok. Minnak böyle bir nokta virgül kadar, nokta demeyeyim. Virgül kadar bir kökü var. Onu direkt toprağa batırdığınız an ama hemen tutuyor. Sizi hiç yoracak bir bitki değil ama çıt kırıldım. Şu çiçeklerin yaprakları kazayla bile değse buna kaktüse anında kopuyor. Yani sizin değmenize bile gerek yok. Hemen size örnekte göstereceğim size. Şöyle yakınlaşayım. Mesela kıyamıyorum da kırmak da istemiyorum ya şimdi. Şöyle yakından önce bir güzelliğini göstereyim. Vallahi perdeleri hep kapattım hala yoğun güneş diye. Umarım ışığı güzeldir. Mesela herhangi birini dikeceğim burada. Bakın şu mesela, şunu gözüme kestirdim diyelim. Daha küçük aslında ama. Şu. Aldım bu kadar. Virgül kadar bakın şeyi var. Kökü var bu kadar. Bunu dikmek mi istiyorsunuz? Şimdi hemen onu gösteriyorum size. Önce yerine koyuyoruz. Yavaş yavaş. Şöyle. Bunu nasıl dikiyorsunuz? Bakın. Bu arada plan bitmiş. Hemen çeviriyorum. Diğer tarafını.
Şöyle. Umarım burada birazcık daha şenliklidir şarkı. Bakın şöyle onların toprak değişimini yaparken müşenlerden topraklama yapmıştım. Şöyle gösteriyorum size de. Direkt batırıyorsunuz. Bunda da şimdi hemen öyle yapacağım. Yani bunu çoğaltmak istiyorsanız direkt şuradan, çok yoğun bir kök olmadığı için böyle derin derin diplere batırmanıza gerek yok. Bitti, biliyor musunuz? Bu kadar. Bu kadar. Bunlar bu şekilde serpilmeye devam edecekler. Bunlardan da çok ben bir önceki evimde bayağı yoğun vardı. Komşularım hediye ettiğim oldu. Ama şey artık çoğaltmaya başlıyorum şimdi tekrardan. Bu da çok çabuk çoğalan küçücük bir daldan, şu az önce hatta geri çıkartıyorum. Yani şu minnacıktan plak takıldı bu arada. Ben bence plak olayını tamamen bitireyim. Çünkü tam istediğim gibi de olmuyor zaten müziklerde. Çok dertli müzikler. Bizim derdimiz bize yetiyor. Üzgünüm. Üzgünüm plakçım. Üzgünüm. Seni alıyorum buradan. Şöyle. Şimdi. İşte bu kaktüs de mesela yoğun yoğun istediğiniz kadar çoğaltabileceğiniz bir kaktüs. Dikenli kaktüs grubunda bu da. Bu da dikenli kaktüs grubunda. İşte şu minnakı da gösterdim size. Hemen yerine koyayım şimdi onları, şu tarafta. Yer yaptım. Örneğin gelelim mesela şu kaktüse. Bu kaktüs de böyle yere koyduğunuz zaman tavana kadar çıkan bir kaktüsümdü benim. Hatta iki taneydi. İki tarafındaydı. Salonumun bir köşesinde, biri bir köşesindeydi. Şu benim küçüklerden sonra, yani çocuklardan sonra onu bir komşuma hediye ettim. Hatta onun evi benden daha yoğun güneş alan bir yerdir. Güzel de ışık alan bir yere koymuş. Tamamen coşmuşlar. Daha böyle bayağı bir dünya kaktüs olmuşlar. Öyle söyleyeyim. Benim çocuklar bunun dibine şey dikiyor sürekli. Şu rüzgar güllerini dikiyor. Şu kırmızısı kızımın, moru da oğlumun. Öyle ayarlamışlar. Bakın şöyle bu kaktüsün, dikenli kaktüsün. Bunu da göstereyim size. Birazcık daha gidiyor görüntüden sonra. Bunu da mesela çoğaltmak istiyorsanız bundaki minnak yavruları da göstereyim size. Baharla beraber coşan çıkan yavrular var. Şöyle aralarda dereler. Şöyle yine büyümeye başlayan, yeni uzayan boyu olanlar var. Yereli ufak da şu tarafta var yine. İşte bunları da çoğaltmak isterseniz, isterseniz bu uzunlardan koparabilirsiniz. İsterseniz şu birazcık daha orta seviyede olanlardan koparabilirsiniz. Bunu da nasıl çoğaltmanız gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? İşte tam bu noktasından elinizde kesinlikle değil. Çünkü içinden böyle süt gibi bir sıvı çıkıyor bunun. Çok keskin, çok keskin bir bıçakla tam şuradan, tabii ki ana gövdeye de zarar vermeden, tam şu kısımdan kesmeniz gerekiyor. Ve direkt kesinlikle herhangi bir suda, şunu da bunu da açıkta bekletmeden kopardığınız gibi hemen dibine dikmeniz gerekiyor. Yani toprağınıza dikmeniz gerekiyor. 2 gün 3 gün can suyu vermeyin, diktikten sonra 3. gün filan 4. gün vesaire can suyunu verebilirsiniz kaktüsün. Aynen zaten şu toprağını nasıl hazırlıyorsunuz? Şeyde aloe vera'da o detaylı anlattığım gibi en altında taş var. Bunların hepsi gidersiz zaten benim. Şu giderli sadece. En altında taş var. Üstünde kum var. Onun üstünde de torf toprağıyla kumu böyle karıştırdım. Onun sonrasında zaten çok kaktüslerin çok minnak kökleri var. Derin derin böyle kökleri yok zaten onların. Bu şekilde de bakın büyüyor. Bundan da yavru almak çok kolay. Yani zaten sağdan soldan sürekli büyüyor. Özellikle şu bahar döneminde ekstra hızlı uzuyor. Ekstra fazlaca yavru veriyor. Birçoğunda bu martın girmesiyle beraber vermeye başladı yavruları. Bundan da ben çok çoğalttığım oldu. O yanlardan bir tane koparıyor olmanız, dikiyor olmanız yeterli zaten. Dediğim şekilde toprağını da hazırlarsınız ve dediğim şekilde de hemen diker sonrasında sularsanız çabuk tutacaktır kaktüs. Onun sonrasında da hızlıca seneye ki mesela Mart'ta başlayacaktır yavrulamaya hızlı bir şekilde. Sulamasına dikkat ettiniz. Toprağına dikkat ettiniz. Bu kadar. Yani ekstra hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor, istemiyor şu kaktüsler. Şimdi başka bir kaktüse gelelim. O da şöyle sukulent grubunda. Şöyle kaktüsler de iki gruba ayrılıyor. Dikenli kaktüs, dikensiz kaktüs. Dikensiz kaktüslere sukulent deniyor arkadaşlar. İşte bu da sukulent, dikensiz kaktüs. Şu da Nisan'ın girmesiyle çıktı bu çiçekler. Biliyor musunuz o tohumlar, o uçlar. Hatta bunu da sabah
kırdım buraları temizlerken. Bu yaprak bakın, sadece şu yapraklardan bir tanesi, çiçeğin yaprağından bir tanesi. İşte koptu ya, bakın kök yok, hiçbir şey yok. Böyle zaten hemen saksının ne yaptım biliyor musunuz? Dibine, daha şöyle dibinden göstermeye çalışayım. Hemen geldim, şöyle saksının dibine batırdım. Olay bitti. Bakın başka bir batırdığım yaprak uç verdi. Hem de çok güzel uç verdi. Görüyorsunuz değil mi? Şu bakın. Yani bu da belki bir hafta önce falan batırdığım diyebilirim size. Bir hafta maksimum, belki 10 gün önce batırdığım olabilir. Hemen ne yaptı? O batırdığım yerin şu uç, üst tarafından uç vermeye başladı. Bu tarz sukulentleri dikeceğiniz zaman da eğer koptuysa, kırıldıysa ya da siz çoğaltmak istiyorsanız hemen şöyle yapraklarından koparın. Dikensiz zaten bu kaktüs türleri. Yaprağından kopardığınız gibi yine hemen toprağa dikin. Can suyu vermeyin. 2-3 gün sonra can suyunu verebilirsiniz. Sulamasına, bakımına bu şekilde dikkat ettiğiniz zaman şöyle. Zaten sukulent, yani kaktüs olduğu için dikensiz kaktüs. Aynen o dikenli kaktüsler gibi su tutuyor zaten bol bol. Bundan kaynaklı bol sulamıyoruz. Kökleri çürütmüyoruz. Böyle bunu da hemen yerine koyuyorum. Onun sonrasındakileri şöyle çevireyim. Artık daha anlatmayacağım. Bakın o kararmalardan eser kalmadı. Görüyorsunuz değil mi? Azalttım, bayağı azalttım onları. Güzelce de artık sularını da verdim. Bol bol sulandılar. Orada aloe vera'larım orada bekliyor. Bayağı rahatladı. Yoksa sığamıyorlardı ve sürekli yıkılıyordu biliyorsunuz o videomda. Eğer o videomu izlemediyseniz linkini hemen yukarıya bırakayım. Hatta bu rahatlatmaya çalıştığım parkta çekmiş olduğum, açık alanda çekmiş olduğum aloe vera videomun da linkini hemen yukarıya bırakayım. Oradan bakarsınız. Şimdi diğer kaktüslere geçelim hadi. Ne yaptık şimdi? Cam kenarındaki şu kaktüsten başladık. Öyle devam ettik. Burası zaten benim oturduğum odam. Bu görüntü de içeriden de görüyoruz. Çok hoş bir görüntü. Perdeyi daha da yukarıya kaldırdığımız zaman çok çok daha hoş bir görüntü oluyor. Şimdi şu köşede genellikle ben çekimlerimi yapmaya çalışıyorum. Buranın ışığı güzel oluyor. Çok da müsait oluyor. Şöyle oradaki kaktüsleri şimdi hem size göstereceğim hem de orayı da görmüş olun. Biraz şöyle yukarı kaldırayım. Tripodumu da şöyle yanaştırıyorum. Bu köşeyi biz eşimle birlikte yaptık. Boyamasıdır, işte çivilemesidir, hepsini biz yaptık. Balkon düzenleme videom vardı, bilemiyorum. Onun atabilirsem linkini atayım. Oradan da bakarsınız. Şöyle şu tarafa geçeyim. En sevdiğim kaktüsten başlayayım. Tanıtmaya, şöyle göstermeye. Şimdi şu uğurlu böcekli saksım. Bu da kaktüs, yani dikensiz kaktüs ve sukulent grubunda arkadaşlar. Şöyle sarkarak uzuyor. Ben çok seviyorum. Şu bahar döneminde bunlar hızlı uzadılar. Arkadan şöyle bir minnak geliyor. Bu böyle kuruya kuruya büyüyor. Bakın böyle de bir tür. Kurudukça boy veriyor uçtan. Kurudukça boy veriyor uçtan. Böyle ince sallanıyor ama gayet de sağlam. Çok öyle hemen çıt kırıldığım bir dalı yok. Yine bundan da eğer bakın sağlı sollu hemen mesela verdi. Diyelim çoğaltmak istiyorsunuz. Hemen kopardığınız gibi o kuru kısımdan direkt dikiyorsunuz. Yani kaktüs ve aloe vera'nın mantığı bu arkadaşlar. Kopardığınız gibi hemen dikiyorsunuz ve sulamıyorsunuz. Toprağın sulamasına dikkat ediyorsunuz. Bu bu şekilde bir kaktüs. Şurada birden fazla kaktüs türü var. Özellikle bunu geçiş saksısı olarak kullanmak istedim. Şöyle göstermeye çalışayım. Özellikle bunu geçiş saksısı olarak kullanmak istedim. İçinde şu sukulent, farklı bir sukulent, yalnız cinsleri aynı değil bununla. Bu sukulent de o kadar güzel ki, hani şöyle söyleyeyim, kocaman bir saksıdaydı bu. Ve bu da belli bir ergenliğe, büyüklüğe ulaştıkça sarkıyor ama acayip yoğun bir şekilde sarkıyor. Yani böyle sadece ucunda bir tane sarkmıyor. Bunun gibi bir sürü uçu vererek sarkıyor. Çok güzel bir sukulent türü. Bunu yeni diktim. Yani başkasından aldım. Küçüktü. Ancak bu kadar uzadı. Bilmiyorum. Yaza doğru iyi bir performans bekliyorum. Umarım beklediğim performansla da karşılaşırım. Bunu öyle denemek için buraya diktim. Bakın şu bundan kopmuştu. Direkt oraya diktim. Tuttu zaten. Büyümeye devam ediyor. Bu daha başka bir kaktüs. Böyle sürekli bu şekilde aşağı doğru sarkan ve çoğalan bir kaktüs. Şu da
Bakın kaç türlü kaktüs var burada. 1, 2, 3, 4, 5 türlü kaktüs var şu an burada. Tamamen geçiş saksısı olarak kullanıyorum. İyi bir tutsun, yavrulamaya başlasın. Sonra daha farklı bir saksıya geçeceğim. Bu da az önce gösterdiğim o mor vardı ya arkadaşlar. Morlu saksı. Şu, çıt kırıldım. Morlu saksı. Bu da yine böyle sulamalarda vesaire düşmüştü. Dibine dikmiştim. Bayağı boy verdi. Bayağı çoğaldı bakın o da. Heh, böyle daha iyi görüyorsunuz. Tamam. Şu da bir sukulent ama bu sukulent öyle bir şey ki kuruyor ya. Kuruduktan sonra kupkuru en ucundan tekrar yeşillenmeye başlıyor. Onun için onu koparıp atmıyorum. Tekrar canlanacağı günü bekliyorum. Bu da böyle bir geçiş saksı. İstediğim performansa ulaştıklarında kendi saksılarına geçiriyorum. Şöyle göstereceğim şimdi size. Şöyle. Bu da çok zor uzayan, çok zor gelişen bir kaktüs. Yani çok daha küçük de aldığımda ama çok böyle sağdan soldan fazlaca yavru vermiyor. Yani yavrusu var ama bitkiye çok bağlı. Ben bunu kestiğim an çürütürüm. Denedim çünkü öyle birkaç tane kesmeyi. Kestiğim an çürüyor. Mesela şunun gibi uç verenler, bunlar zaten yeni uç verenler baharla beraber. Uç verenlerden bir keseyim diye geçen sene mi, önceki sene mi ne demiştim. Olmadı. Mesela çok zor yavrulayan kaktüslerden biri. Bu zaten tepeye de bıraktım onu, oraya mahkum ettim. Şöyle burada bekliyor. Bu da bu şekilde kaktüsünde. Burayı da hızlıca ben size tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Şurada gaz lambam var. Bu gaz lamba annemin çeyizinden gaz lamba. Eskiden çeyizlere gaz lambası alırlarmış. Böyle 3 tane 4 tane. Onlar da böyle kılıf örerlermiş çeyizlik. Kılıfı da kendi örmüş annem. Bayağı bir şeyi var, yılı var yani. Çok eski bir gaz lambası bu. Bunu dekor olarak kullanıyorum ama hala aktif çalışıyor bu arada söyleyeyim. Ama ben dekor olarak şöyle buradan bunu bekletiyorum. Ondan sonra şu yine güneş alan bir plağım. Çok sevdiğim plaklardan bu da. Güneş aldığı için tam çiçek oldu. Tam çiçek olunca ben de buraya deko olarak bıraktım bunu. Burada Uğurlu evimin Uğur böceği var. İlk zamanlar bebek gıdalarıyla, ek gıdalarla bebeklerinize, çocuklarınıza başlamıştım çekim yapmaya. Hep böyle bunun önünde çekim yapardım. Uğurlu böceğim, Uğurlu evim gibi hani. Bununla başlamıştım çekimlere. Onun da böyle hatırası var. Şey yapmıyorum. O da orada. İşte kızımın doğum şeyleri. Böyle süsleri bilirsiniz. Hepsinin hatırası var. Bu da benim çok ortaokuldayken. Benim ortaokul dönemimde bunlar, biblolar çok acayip modaydı ve acayip pahalıydı. Böyle doğum günlerinde falan biblo alırlardı. Alırdı herkes birbirine. Ta böyle şeyden kalma. Benim ortaokul dönemimden kalma bir biblo bu. Ben de birçoğu kırıldı. Birçoğunu böyle artık saklayamadım belki de, bilemiyorum ama bu böyle o dönemden kalan bir biblon benim. Bunlar da zaten normal dekoratif. İşte sukulent. Sukulent o şekilde dekoratif ürünler. Hemen geçelim şuradan. Ucunu da görüyorsunuz. Şurada çok sağlıklı bir kaktüsüm var. Onu göstermek istiyorum size. Özellikle. Çok da güzel büyüdü. Çok da güzel coştu. Bunu da daha dalını yeni kırdım. Yani kendim isteyerek yaptım. Öyle söyleyeyim, kırdım derken. Şöyle bakın ne kadar çoğaldı. Bakar mısınız güzelliğine? O kadar çok kök, o kadar çok yavrusu var ki şu an burada. Diksem kaç saksılık kaktüs dikmiş olurum. Bakın şu uçta sonradan büyüyen bir uçtu. O da çok fazla verdi. Dibine bakın. Dibinden de ekstra yavruları var. Şunu yeni diktim. Şu ucu özellikle çoğalsın, ayrı bir gövde olsun diye şuradan... Yeri belli mi hatta? Şuradan bir yerden kopardım. İyice dal eğilmişti zaten. Daha da eğiyordu. Şu iki taneyi oradan kopardım. Kopardım gibi direkt diktim. Bu şekilde tutacak. Ekstra bir şeye gerek yok yani. Şöyle. Bol yavrulu, bol köklü. Bakar mısınız? Çok güzel. Çok seviyorum bunu. Şöyle. Bunu hemen burada değildi aslında bu. Baktım böyle çok daha güzel görünüyor gözüme. Onu da daha ön tarafa almayı tercih ettim. Şöyle konumlandırdım kaktüsümü. Yine aynı kaktüs cinsinden burada var. Onu göstereceğim size. Artık bu tarafta kombin var. Kombin işareti falan da burada. Burası birazcık daha bundan kaynaklı dağınık görünüyor ama
Yani beni rahatsız etmiyor. Hep çünkü benim için değerli şeyler var burada. Çocuklarımın çok, iki küçüklerimin boyamış olduğu kozalak var orada. Epeydir var çünkü, epey zamandır var. Şunu yine göstermek istiyorum. O kadar bol yavrulu ki bu da. Süper bir durumda. Şöyle bakın, rengi de çok güzel. Çok sağlıklı. Burada da şunu diktim. Şunu diktim burada da. Bunu da Çınar'ım çok seviyor. Yusuf Çınar'ım küçüğüm bu kardinalıma gelip bakıyor. Nasıl ki diğer kaktüsü rüzgar güllerini diktiler. Burada da bunların şeyleri duruyor. Kardinal adamları duruyor çocukların. Ellemiyorum ben de. Sevdiler, oraya koydular. Gelip gidip bakıyorlar çünkü ona. O kadar çok fazla kök var ki burada da. Şunu yeni diktim ben. Bunu şuradan ayrılmak üzereydi. Arka tarafından. Diktim buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kök de burada var ama hepsi yetişkin kökler. Yani yeni küçük kökler değil. Bakın şöyle. Şöyle döndüreyim, göstereyim hatta her yönünü size. Çok güzel bir kaktüs bu. Kedi kuyruğu diyorum ben buna kafama göre. Adının ne olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Bunların böyle botanikte isimleri nedir? Nedir, ne değildir? Nasıldır, hiç isimlerini bilmem. Ben kafama göre onlara isim verdim. Buna da kedi kuyruğu demiştim. Böyle arkadaşlarından biri isterken hani kedi kuyruğundan mı istiyorsun gibi. Böyle. Bakın çok güzel değil mi? Bunun da kesinlikle yeni toprak, bakın. Yeni toprak değişimi var. Çoğaltmalar yapıldı. Yani kaktüslerin içerisinde bir kaktüsüm kaldı sadece. Bakım yapmadım. Onun haricindeki kaktüslerimin hep bahar bakımlarını yaptım. Hazır Nisan döneminde, hazır vaktimde varken, böyle Ramazan içerisinde biliyorsunuz evde geçiriyoruz zaten mübarek günleri. Hemen fırsatım varken bakımları güzelce arka balkonumu batırdım mı batırdım ama arka balkonda hepsini hallettim. Şunu göstereyim size. Şu demiştim, orada küçük küçük yavrularım var, az önce göstermiştim. Bir tane şöyle arkadaşımdan aldığım böyle tek tek büyüyen bir kaktüs var. Bu cins farklı bir cins, bende yok. Netlik yok mu acaba şu an şöyle? Umarım netlik vardır. Böyle bir kaktüs, bunu deneyeceğim. Şöyle küçük saksılara koydum. Şu da tek böyle yaprak sukulen, çoğalıyor ama bayağı çoğalıyor. Bu da yeni, bunu da denemek istiyorum. Şöyle onları koyayım yerine. Şöyle bir de şunun daha sarı türü var elimde. Onu da denemelik diktim. Bakın şöyle. Bu daha sarı olanı. Şöyle. Ama hemen hemen aynı gibiler yani. Aynı gibiler. Renkleri farklı. Onu da diktim. Öyle bekliyor. Arka balkonumda birkaç tane yine şu türden var. Şu türden var. Ha, en büyüğümü göstermedim size. En önemlisini göstermedim. Bir saniye. Şöyle en büyük kaktüsümü göstereyim size. Şöyle yandan da göstereyim. Bakın uç verdi. Bunu bu sene, yani bu baharın girmesiyle, belki Mart başı gibi de olabilir, verdi arkadaşlar. Ve içinde bayağı yavrusu var. İşte bunun yavrusularına hiç dokunmadım. Bunun yavrusuna da niye dokunmadım biliyor musunuz? Aloe vera'lar için söylemişimdir. Şey denemesi yapmıştım. Bu hani nette ben de gördüklerimi denemeye çalışıyorum. Acaba faydası var mı yok mu? Mayanın suyundan bunu da döktüm. Keşke dökmeseydim. O mayalı su bu yavruları biraz kararttı. Yani neredeki o mayalı suyu döktüm, birkaç gün sonra baktım şey, yavrular hafif kararmaya başladı. O mayalı su döktüğümü de unuttum. Allah Allah dedim, bunlar çok güzellerdi. Acaba niye böyle oldu? Hani suları falan, toprakları, her şeyde olması gerektiği gibi. Sonra aklıma geldi, o mayalı su kesinlikle yaramadı bence yani. O zamana kadar hiçbir şey yoktu çünkü. Çok da güzel yeşilleri vardı. Onun için de biraz kendilerini toparlasınlar diye ellemek istemedim. Eğer böyle Mayıs sonuna kadar kendilerini toparlarlarsa ayıracağım. Toparlayamazlarsa yavrularını ayırmayacağım. Yavrularını gösterebilir miyim bilmiyorum ama saksıyı göstereyim. Bu saksı da el yapımı. Benim eşim resim öğretmeni. Yani görsel sanatlar öğretmeni ve grafik tasarımcı aynı zamanda. Bu saksı da onların üniversitede okul ödevleriymiş galiba. Projede olabilir, bilemiyorum. Böyle bu saksıyı o yapmış. Çok da güzel değil mi? Araba şeklinde. Böyle. Ta öğrenciliğinden kalma bir saksı. Öyle. Yavrularını gösterebilir miyim? Çınar'cığım camda. Çınar! Bay bay. Bay bay yapar mısın Çınar bize? Bay bay. Seni seviyorum Çınar. İşte şey, yavrularını gösterebilir miyim? Birazcık daha indirirsem belki. Çınar'cığım geliyor musun? Şöyle gösteremeyeceğim galiba. Çok güzel yavruları var içinde, yok. Başına bir hal getireceğim. Hiç şey yapmayayım.
Onun haricinde saksı olarak şu kenardan birazcık kırık olan kızımın aldığı kupaya hani babasıyla küçükken dikeceğim demiştim aloe veraların. Bakın mutfağımda dekor olarak bunu kullanıyorum. Onun haricinde şu sweet foam. Onlar seni görüyorlar yakışıklı. Onun haricinde şu Abi sen görmeni engelliyorum. Özür dilerim engellediğim için anneciğim. Şu videomuzu hemen bitirelim. İftar yemeği hazırlayacağız, tamam mı? Şöyle Sweet Home'a diktiğimi de televizyon üniteme koydum. Orada bekliyor. Çınar bana müsaade etmeyecek. Onu anladık. Tamam, kendini göster. Evet, karşınızda Çınar. Kendini göster. Ha, bunlarla beraber mi gözükmek istiyorsun? Evet. Şöyle aloe vera'ların yanında Çınar, Yusuf, Çınar. Ah, seni çok güzel gördüler Çınar şu anda. Seni kaktüslerle beraber çok güzel gördüler. O zaman videomuzu bitirelim mi artık Çınar'cığım? Bitirelim mi? Şu minnakları... ineyim ben. Tamam, şu minnakları da gösterelim mi? Bu minnakları da bu kenara koydum. Yine o minnak aloe vera'ları. Onu bana vereyim şimdi. Tabii ki. İki el tutabilir misin? Ama toprağın sakın düşürme, tamam mı kuzum? Krem. Evet. Şöyle göster Çınar'cığım. Şöyle görsünler. Seni izleyenler. Aa, burada da küçük bir set bağım var. Orada duruyor. Alabilirsin kuzum. Hadi almışken sen onu buraya şimdi elinden bırakayım. Artık videomu bitireyim değil mi? Şimdilik dursun. Artık videomu sonlandırmam gerekiyor. İftara çok fazla kalmadı. Bugünkü sohbetimizde bu şekilde kaktüslerden oluşan bir balkon sohbeti olsun. Umarım sıkılmazsınız ve severek izlersiniz videomu. Mutlu kalın, hoşça kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizler izledikçe beni, sizler bana abone oldukça, yorum yaptıkça vesaire ya da etrafınıza önerdikçe ben kanalımı daha fazla büyütmeye devam edeceğim inşallah. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.